Dostlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden Alpine ile karşınızdayım. Alpine bildiğiniz üzere arkadaşlar bir Binance formula tokenıdır. Bununla birlikte bu videoda ne yapacağız? Şöyle Alpine'e bir göz atacağız arkadaşlar. Haber ve duyurulardan bahsedeceğiz ve teknik boyutta Alpine'i inceleyeceğiz. Zira çok ciddi bir düşüş etabında. Her ne kadar yatırımcısı bunu biraz kişisel algılasa da piyasanın tamamı Bitcoin dahil çok ciddi bir geri çekilmede. Biz de bu videoda Alpine özelinde birçok şeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Şayet yatırımcıysanız dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca kanala abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bizler için oldukça önemli. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayınız. İhmal etmeyiniz. Kanala abone olunuz lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Daha fazla Alpine videosunun gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Talebi bu şekilde görmüş oluyoruz. Analizini istediğiniz altcoin'leri de lütfen yorumlar bölümünde belirtiniz arkadaşlar. Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde arkadaşlar, hatta hala devam ediyor sanırım yanlış bilmiyorsam, bir Alpine etkinliği düzenledi arkadaşlar Binance. Bu daha doğrusu iki tane düzenledi. Birisi öğren ve kazan etkinliğiydi sevgili arkadaşlar. Yine Alpine takımıyla birlikte. Bununla birlikte yine bir etkinlik daha gerçekleşti ki ikincisi olan etkinlik sanıyorum ki devam ediyor. Fakat bunun şu an böyle çok da bir önemi yok, onu söyleyeyim. Etkinlik hala devam ediyor. Velhasıl Binance yakın zamanda iki tane bir Alpine etkinliği gerçekleştirdi sevgili arkadaşlar. Bunlar tabii ki bir Binance token'ı olması münasebetiyle Alpine için oldukça uzun vade için güzel hareketler olmasına rağmen arkadaşlar hala Alpine tarafında neyi görüyoruz? Eriyişi görüyoruz. Yani etkinlik falan kurtarmıyor. Şöyle market cap'e baktığımızda örneğin an itibariyle %47'lik bir geri çekilme görüyoruz bir kere. Şimdi bu kısım önemli. Daha Alpine'in genel anlamdaki bakışına videonun sonlarına doğru biraz daha geçeriz. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Alpine'deki geri çekilme sevgili arkadaşlar geçmişin testi olmaktan artık çıktı. Bir kere bu bir gerçek. Yani artık geçmişin testi burada yok. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi bununla birlikte nasıl bir durum var? Bitcoin tarafında tabii ki yani kriptoda küresel olarak şu anda bir geri çekilme var arkadaşlar. Bu arada Bitcoin videosu da attık bugün. Girip onu da izleyebilirsiniz. Velhasıl bu çok ciddi geri çekilmenin devamında Alpine tarafında da geri çekilmeler geldi. Ve şu anda da gelmeye devam ediyor. Özellikle bakın ne yapmış? Resmen destek bölgesini del geç yapmış sevgili arkadaşlar. Alpine resmen desteği delip geçmiş. Şimdi bununla birlikte şöyle de bir durum var. Alpine geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bitcoin yukarı doğru bir 30 binlerden destekle tekrar yukarı doğru hafif bir hareket yaptı. Bu süre zarfında altcoin'lerin hemen hemen hepsinde ne gördük arkadaşlar? Yine bir yön yukarı yeşil hareketi gördük. Fakat biz bunu şu an Alpine'de göremiyoruz sevgili arkadaşlar. Şu an şunu söylemek lazım. Alpine 0.98'lere doğru, yani çıkış pozisyonlarına doğru ilerliyor. Bunu bir kere bilmemizde fayda var ki kısa vadede de 0.98'li fiyatları Alpine'de görme ihtimalimiz çok yüksek sevgili dostlar. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz. Bir kere Bitcoin kaynaklı bir düşüşteyiz ve bu düşüş nereye kadar devam edebilir? Öncelikle ilk partide 0.98'lerin altına Alpine'de geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. 0.98'lerin altı Alpine'de toplama bölgesi olarak belirleyebileceğimiz bir pozisyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde olası bir yükselişte kendisini toparlayacak mıdır? Tabii ki toparlayacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani piyasa çaplı bir yükselişe girdiğimizde Alpine yeniden kendisini toparlayacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. O yüzden panik satışları yapmayı vesaire önermiyorum. Zarara girmektense beklemek daha iyidir. Her şeyin içerisinde şunu bilmek lazım. Alpine bir Binance tokenıdır arkadaşlar. Yani direkt olarak Binance'ın kendi tokenıdır. Şu an BNB dahil Bitcoin'i falan geçtim. Ethereum, BNB yani devler şu an eriyor arkadaşlar. Devler eriyor. Alpine'den tam olarak nasıl bir beklentiniz olabilir işin bu boyutunda? Ki Bitcoin tarafında da düşüşün devamını bekliyoruz. Velhasıl en başta şunları bilmek lazım. Düşebileceği pozisyonlar arkadaşlar yine 0.98 altından toplanır. Proje ölür mü? Tabii ki ölmez. Bir Binance projesidir Alpine. Bunu da bilmemiz lazım. Bununla birlikte piyasa yükseldiğinde tekrar kendisini toparlayıp yön yukarı hareket yapacaktır sevgili arkadaşlar. Çok yukarılardan girenler eğer var ise bence buraları değerlendirmenizi öneriyorum. 0.98'lere ilk attığında bir parti kademeli alım, devamında altını daha sonra güncel olarak tabii ki bunların analizlerini yapacağız. Buradan alımlara toplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Alpine'de an itibariyle zaten geçmiş hareketlerin testleri bitti. Bunu söylemek lazım. Yani normalde piyasa kaynaklı yükseliş olduğunda geçmişte Alpine tarafında kayıtsız kaldığını görmüştük. Fakat şu an açıkçası öyle bir sorunumuz yok Alpine'de. Bunu söylemek lazım. O yüzden piyasa yükseldiğinde kendini toparlayacak mıdır? Evet, toparlayacaktır arkadaşlar. Durumlarda genel itibariyle böyle. Projeye güveniyorsanız ne yapabilirsiniz? Bu kış içerisinde alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. En nihayetinde de durumlar böyle. Alpine iyi bir projedir. Benim de çok sevdiğim bir projedir Alpine. O yüzden dediğim gibi müsterih olmakta fayda görüyorum. Genel itibariyle de durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Ne diyelim? Biliyorsunuz katıl butonumuz aktif şu an itibariyle kanalda. Katıl butonuna özel altcoin sepeti ve bununla da birlikte eğitim videoları hazırlamaktayım. Şayet sizler de videolara erişim sağlamak ve nedir sevgili arkadaşlar? Bu ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız kanalımızın katıl butonuna üye olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum şimdiden. Hoşça kalın.